Yani diyor verilen ifadenin üzerine bir tane artırılıp sonucu payda kısmına alıyoruz. Türev alırken a ile çarpıyorduk. İntegral alırken a'ya bölüyoruz demiş. Şurayı bir görelim hemen. Sonuç diyor a eksi artı b gibi bir polinom var ya da fonksiyon var. Üstte en kuvvetli. 1 bölü a yani x'in diyor. Kat sayısına bölüyorum 1 bölü a şeklinde. Ax artı b'nin üstünü 1 arttırıyorum ve 1 arttırdım aşağıya yazıyorum. C diyorum. Evet formülü ezbere bilmen önemli ama bu formülü her yerde kullanamayabilirsin. O yüzden değişken değiştirmeyi yapman gerekiyor. Yani bunu direkt formülden yaparsan ne olacak? 1 bölü 2 çarpı 2x artı 3 bölü 8 bölü 8 artı C. Evet cevap bu gerçekten de. Ama değişken değiştirerek çözmeyi de bilmen gerekiyor. Nasıl yapacaksın? Hemen 2x artı 3'e ne diyeceğiz? U. O zaman 2dx eşittir. Du. Karşılıklı türev aldım. Dx gördüğüm yere du bölü 2 yazabilirim. Yani u üzeri 7 çarpı du bölü 2'nin integrali. 1 bölü 2'yi dışarı attın. U üzeri 7, u üzeri 8 bölü 8 oldu. Zaten o da şuraya eşit ama değişken değiştirmeyi de bilmen gerekiyor. Evet burada bakalım 4x artı 3'e u dedim. Türev aldım. 4dx eşittir du oldu. Dx gördüğüm yere du bölü 4 yazacağım. İntegral 4x artı 3'ün öyle bir şey yok. U dedik ya buna u. Sen u'sun. U üzeri 1 bölü 2 du bölü 4. 1 bölü 4 dışarı attım. İntegral. U üzeri 1 bölü 2 du. Buradan da integral alırsam 1 bölü 4 çarpı. U'nun üstünü 1 arttırdım. 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2'den. Artı bir de c'si var tabii. Şurayı ters çevirdim arkadaşlar. Ne oldu? 2 bölü 12. U dediğim şey 4x artı 3'ün 3 bölü 2. kuvveti. Artı C buldum sonucu. Evet neye U diyeceğim? X kare artı 1'e. X kare artı 1'e U dedim. Çok güzel. X kare artı 1'e U dedim. İntegral al. 2X eşittir. Pardon türev al. DU. 2x dx eşittir DU. O zaman x dx gördüğüm yere bak dikkat et. X dx gördüğüm yere ne yazabilirim? Du bölü 2. Yani ne oldu? U'nun 1 bölü 2. kuvveti. Tekrar du bölü 2 oldu. 1 bölü 2'yi başa attım. Üstünü 1 arttırdım. Bölüm olarak yazdım. Buradan 2 bölü 6 u üzeri 3 bölü 2 artı c geldi. Yani 1 bölü 3 kök demeyelim de u yerine şunu yazalım. X kare artı 1'in 3 bölü 2. kuvveti artı c geldi integrali. Evet arkadaşlar neye u diyelim? X artı 1'e. X artı 1'e mi İrem? X artı 1'e. Her iki tarafta da var ya. Diyelim. X artı 1 U olsun. O zaman DX eşittir DU oldu mu? Şöyle bir şey mi gelecek? Biraz uzayacak ama çözerim arkadaşlar. U üzeri 3 bölü 2. Artı 4 bölü. U üzeri
1 bölü 2. DU mu oldu? Şimdi buradan bakarsak eğer şuraları ayırsam ne gelir? 3 bölü 2'den 1 bölü 2 çıktı. Hocam şurası u üzeri 3 bölü 2 mi, U. u üzeri 1 bölü 3 mü? Ha 1 pardon. bölü 3 olması gerekmiyor mu? Bir bölü, evet onu kim yazdı oraya? Kim yazdı onu oraya? 1 bölü 3 olması gerekiyor. Güzel. Çilekli. Yavrum senin sürekli. Şimdi şöyle ayırsam 1 bölü 3'ten 1 bölü 2 çıktı arkadaşlar. Kaç kalır? Eksi 1 bölü 6 mı? Bir bölü 3 eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 6. Yani u üzeri eksi 1 bölü 6 çarpı 4 bölü u üzeri 1 bölü 2 du oldu. Burada bir tane daha mı değişken değiştirmem gerekiyor acaba? Sanırım öyle olması gerekiyor. Yok, gerekmiyor. Şurada çarpı yok, artı var değil mi? 1 bölü 2. U üzeri eksi 1 bölü 2. Şimdi U üzeri eksi 1 bölü 6 artı 4 U üzeri eksi 1 bölü 2 mi arkadaşlar? DU mu? Savaşabiliriz bence. Üstlerini bir arttıralım. Üstlerini bir arttırırsam u üzeri 5 bölü 6 bölü 5 bölü 6 artı 4 u üzeri bir arttırdım. 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2 du. Şimdi bunları da düzenlersem eğer 6 bölü 5 u üzeri 5 bölü 6 artı 2 çarpı 2 ile de hatta 4'ü çarptım. 8 u üzeri 1 bölü 2 oldu mu? Artı c aldık integralini. U gördüğüm yere x artı 1 yazarsam 6 bölü 5 artı x artı 1'in 6. dereceden kökünün İçerisinde 5. kuvveti var artı 8 çarpı x artı 1'in kökü artı c oldu. Değil mi? Aynen. Anlamadığınız kısım var mı? Yok. Tamam. Yani şurada biraz yavaşladım ama şey yaptım. Bir an şuraya çarpma yazınca kafam karıştı. Şuna ortak paydada yazdım. Yani şöyle ayırdım. Tamam mı? Şu aradaki artı işareti yerine yanlışlıkla çarpı yazınca ne yapacağımı bir durdum düşündüm ama artı olduğunu fark ettim. Artı olursa zaten direkt normal integral şekilde yapabiliyoruz zaten. Hani üstünü bir arttır falan gibisinden. Evet gene güzel bir soru arkadaşlar. X artı 2'ye u diyelim mi? Ama bu sefer x artı 2'ye u dersek gelmeyebilir. Şöyle bir şey yapalım. Bakın. X artı 2'ye u kare diyelim. Olur mu? Her tarafın şeyini aldım. Neyini alalım? Türevini alıyorum. Dx eşittir. İki tane u'du oldu mu?
Şimdi arkadaşlar x artı 2 gördüğüm yere u kare yazacağım. X gördüğüm yere ne yazabilirim? Karşıya atarsam u kare eksi 2 yazabilirim. Öyle değil mi? O zaman yukarıya integral diyorum. U kare eksi 2 bölü x artı 2 yerine u kare yazarsam karekök birbirini götürür. Burada u kalır. Çarpı dx yerine 2 tane u du yazıyordum. Şimdi şuradan önce şu u ile çarparsam bunu. Şuradan u ile 2 u ile mi çarpsak acaba? Yoksa önce şurayı mı şey yapalım? Düzenleyelim. Şimdi şurası ne geliyor? Gene yok. Önce şu 2 u ile bir çarpalım bence. O zaman daha iyi olacak gibi. 2 u ile çarparsam 2 u'nun küpü eksi 4 u bölü u du oldu. Şimdi ayrı paydalarda yazıyorum. Yani integral 2 u küp bölü u eksi 4 u bölü u. O da eşittir arkadaşlar. İntegral 2 u kare eksi 4 du. İntegralini alırsan 2 tane u üzeri 3 bölü 3 eksi 4 u artı c. Bu da ne oluyor arkadaşlar? U kare yerine ne yazıyordum? Ben x artı 2 yazıyordum. U kare yerine x artı 2 yazarsam o zaman u yerine kök x artı 2 yazarım. 2 çarpı kök x artı 2'nin küpü bölü 3 eksi 4 kök x artı 2 artı c geldi. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. İntegralin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Fx'e u dersem eğer integral pardon türev aldım. Fx dx eşittir du oldu mu? Yani buradan bakarsam integral u'nun küpü çarpı du. Bu da nedir? U üzeri 4 bölü 4'e eşittir. Yani fx'in dördüncü kuvveti bölü 4 artı bir de neyimiz var? C'miz var. İntegralin eşiti diyor aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi burada bakalım. Fx çarpı x artı fx demiş. Ana. Arkadaşlar bunun cevabı Denizli. Neyi görüyoruz burada? Bakın. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Onu görüyorum. Yani burada aslında ne var? Bir çarpım türevi var. Öyle değil mi? Yani buna o zaman hani şey u demiş gibi düşünürseniz eğer. Bunun integrali de x çarpı fx artı c'ye gelmiş olur. Yani türevini aldığınız bunun şeyi türevini aldığınız şey buysa ya çarpım türevi. Hani x fx'in türevi nedir? Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birincidir. Öyle değil mi? Türevi buysa kendisi gibi düşünmen gerekiyor. Umarım doğrudur. Dur bakayım bir. Aynen. Hatta bakın şurayı şöyle yaparsam eğer. Bu neyin türevi? İntegral D türevi içerisinde x fx'in türevi gibi düşünürsem. Önce türev alıp sonra integral aldığım için ifadeye bir de artı c eklemem gerekiyor. Evet ne diyelim arkadaşlar? X artı 2'ye u diyelim. O zaman x u eksi 2 olur.
Her iki tarafın türevini alırsam dx eşittir du olur. İfadeleri yerleştiriyorum. U eksi 2 çarpı kök içerisinde u olacak ama u üzeri 1 bölü 2 diye yazalım. Du integral. Buradan düzenlemeleri yaparsak eğer şunu içeri dağıtayım. İntegral u üzeri 1 ile topladım. 3 bölü 2 eksi 2 tane u üzeri 1 bölü 2 du. Üstünü 1 artırıp bölüm olarak yazacağım artık integralini aldığım için. 1 artırırsam u üzeri 5 bölü 2 bölü 5 bölü 2 eksi 2 çarpı u üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2. Buradan da ne gelecek? 2 bölü 5 çarpı x artı 2'nin karekök içerisinde 5. kuvveti eksi 4 bölü 3 x artı 2'nin karekök içerisinde 3. kuvveti artı c gelecek arkadaşlar. Ya da bunu üstel olarak da yazıp da bakabilirsin. Ama şıklarda hangisi varsa ona yönelirsin zaten. Evet arkadaşlar, hangisinin türevi var? Birincinin, ikincinin türevi var değil mi? Yani f türev x ise u dersen her iki tarafın türevini aldığım zaman şu şekilde oluyor değil mi? Yani u çarpı du. O da nedir? U kare bölü 2'ye eşittir buranın integrali. Yani f'in türevinin karesi bölü 2 artı bir de belirsiz olduğu için c'si var. Birincinin türevi çarpı ikinci eksi bir, ikincinin türevi çarpı birinci bölü ikincinin karesi. Arkadaşlar bu nedir? Bölüm türevidir aslında. Yani o zaman şunu içerisine aldığın zaman bölüm türevi olarak düşünürsen türevden integrale geçtiğin için arkadaşlar ve bakayım bir ikinci dediğim şey x kare olacağına göre o zaman fx bölü x artı c olması gerekiyor. Bunu geçiyorum. Şöyle birkaç tane de şeyden göstereceğim. İntegrale dönüşümden göstereyim. Bir dahaki derste belirsiz integralden başlayalım. Şimdi integrale dönüşüm dediğim şey 5x kare eksi 4x mesela k dönüşümü yapıldığında diyor. 5x kare eksi 4x'e k dersen türevini aldım. 10x eksi 4 dx'e dk derim. Gene götürüp ne yapıyorum? İntegralin yerinde yazıyorum aslında. Daha sonra tekrardan ne yapıyorum? Türev alıyorum. Pardon, integral alıyorum. Aynı bulduğum ifadeyi yerine yazıyorum. Bazı soruları çözerken de dönüşüm yapmak gerekiyor. Şuraya da okuyalım. İntegralde dönüşüm değişken değiştirme işlemiyle aynı özelliği gösterir. Aslında çok daha kolaydır. İşlemin sonucu değişken değiştirip verilen integralin eşiti olan integrali yazmak yeterli olacaktır. Bakalım mesela ne demiş 41. soru için? İntegralde u eşittir 1 bölü x artı 2 dönüşümü yapılırsa integrallerden hangisi elde edilir? Şimdi şuna u dersek eğer u eşittir 1 bölü 2 x artı 2 demiş ya. O zaman buradan ne olur arkadaşlar? X gördüğümüz yere ne yazabilirim? X gördüğüm yere. 2 eksi 2 u eksi 2 yok. Aha, bir dakika. U eksi 2 onu da 2 ile çarpacağım. 2 u eksi yazmaya üşendim. U eksi 2 eşittir 1 bölü 2 x 2 ile çarpma olarak attım. X gördüğüm yere ne yazabilirim? 2 u eksi 4 yazabilirim. Her tarafın türevini aldım. Dx eşittir
iki tane DO. Bunları arkadaşlar götürüp yerine yazacağım. Soru bitti. Başka hiçbir şey yok. X gördüğüm yere ne yazıyormuşum? 2U eksi 4. 2U eksi 4 yazarsam bir de eksi 2'si var. 2U eksi 6 oldu mu? Oldu. Şunun yerine ne yazıyorum? Zaten U yazıyorum. U'nun küpü. DX gördüğüm yere de iki tane DU yazdım. Şunu içeri dağıtırsam. 2 integralin dışında kalsın. 2'yi de başa alayım. 2U üzeri 4 eksi 6U üzeri 3. 2 integral DU buna eşit gelecek. Nerede? Neredesin? Bir 2 daha dışarı alırsak eğer. 4 integral U üzeri 4 eksi 3U üzeri 3. Denizli'de mi? Evet. Denizde değil. 4 olan nerede? Edirne'de. Anlaşıldı mı? Şunu da çözeyim, dersi bitirelim. K eşittir x küp artı 1 dönüşümü yapılırsa integrallerden hangisi elde edilir? Şimdi k yerine bunu yazdık ama acaba x üzeri 5 yerine ne yazacağız? Şimdi her tarafın karesini alırsam k kare eşittir x küp artı 1. Karşıya attım. K kare eksi 1 eşittir x küp. Her tarafın türevini aldım. Her tarafın türevini alırsam şurası 3x kare dx eşittir 2k dk olur. Şimdi buraya kadar bir sıkıntı yok. Şöyle yapsam. Şurayı dikkat et. Şurayı x üzeri 3 çarpı x kare diye ayırsam. Çarpı kök içerisinde x küp artı 1. Bir de dx'im var. Hepsi çarpım. Şimdi x küp gördüğüm yere k kare eksi 1 yazabiliyorum. X kare dx yerine de 3'ü de karşıya yolladım. Yani şu ikisinin yerine de ne yazabiliyorum? 2k bölü 3 dk yazabiliyorum. Kök içerisinde x küp artı 1 de zaten k'ydı. Bunların çarpacağım şimdi. Şurayı çarparsam şunlar 1 bölü 4 1 bölü 4 olmuyor pardon. 2 bölü 3'tü burası. Bir an 8 gibi okudum. Şimdi çarparsam 2k kare bölü 3 çarpı bir de k kare eksi 1 mi var? Çarpı dk integral dedim. Buradan çarparsam arkadaşlar 2k üzeri 4 eksi 2k kare ikisinin de altında bölü 3'ler var. Dk 2 bölü 3'ü dışarı atsam İntegral k üzeri 4 eksi k kare dk. O da 2 bölü 3 k üzeri. Buna eşit zaten. Pardon. A şıkkı. Aynen A şıkkına eşit. Zaten integralini almanı istemiyor. Direkt sonucunu bulmanı istiyor. Dönüşüm yaparken.